Bize b1'in eksi 7'ye bn'in de b n eksi 1 artı 12 olduğunu vermişler ve dizinin dördüncü terimini bulmamızı istiyorlar. Burada bir fonksiyon tanımı olarak verdikleri ifadelerin dizinin terimlerini tanımladığını fark ettiniz değil mi? Evet, eğer n yerine tam sayılar kullanırsanız diziye ait terimlerin neye eşit olduklarını bulabilirsiniz. Buna göre aslında bizden istediklerinin de b4 olduğunu söyleyebiliriz. Eğer B4'ün ne olduğunu bulmak istiyorsak, Bn, Bn-1 artı 12 eşit olduğu için, B4-1 artı 12 ve B4-1 B3 olduğu için, buraya doğrudan b 3 de yazabiliriz. Burada yaptığım B1'i kullanmadan B4'ün neye eşit olduğunu yazmaktı. Ve bu şekilde B4'ün B4-1 yani B3 artı 12 olduğunu bulduk. Ama b4'ün neye eşit olduğunu bulmak için önce b3'ün ne olduğunu bulmamız gerektiğini tahminen anladınız. Öz yinelemeli tanımları eğlenceli kılan şey de bu. İstediğinizi bulana kadar tanımı ters yönde uygulamaya devam edersiniz. b3'te n yerine 3 kullanacağımız için b3 eksi 1'den b2 artı 12'ye eşit olacak. b2'nin neye eşit olduğunu bilmediğimiz için tanımı bir kere daha uygulamamız lazım b2 eşittir, yine bu tanımı kullanacağız. Ve b2 eksi 1, yani b1 artı 12 olacak. b1'in buradaki tanıma göre eksi 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. b1 eşittir eksi 7. Ve artık bunların hepsinin, bunların hepsinin nelere eşit olduklarını bulabiliriz. Buradaki b1'in yerine eksi 7 yazarsak, b2 eksi 7 artı 12'den 5'e eşit olur. B2 eğer 5 ise B3, 5 artı 12'den 17'ye ve B3 17 ise B4, B3 yani 17 artı 12'den 29'a eşittir ve bitti.